Üçgen eşitsizliğinde arkadaşlar bir kenarı bulabilmek için bir toplama, bir çıkartma yapacağız. Mesela A kenarını bulabilmek için B ile C'yi ne yapacakmışız? Bir toplama yapacakmışız, bir de çıkartma yapacakmışız. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir toplama, bir çıkartma. İstediğim kenarı bulmak istiyorsam, B'yi bulmak istiyorsam A ile C'yi bir toplama, bir çıkartma yapacağım. Negatif uzunluk olmayacağı için arkadaşlar çıkartma kısmını mutlak değer alıyorum. Evet arkadaşlar, büyük açının karşısında büyük kenar bulunur küçük açının karşısında küçük kenar bulunur. Mesela A'nın karşısında 80 dedim. C'nin karşısında 70 dedim. 150 buraya ne kalır? 30. Demek ki en büyük açı yani 80'in karşısındaki A en büyük açımızda ne oldu? A. Kenar olarak da uzunluk olarak da A'mız ne oldu? En büyük oldu. İkinci olarak C'miz. Üçüncü olarak da ne oldu? B'miz oldu. Yani büyük açının karşısında büyük kenar. Küçük açının karşısında küçük kenar bulunur arkadaşlar. Evet. Pisagor özelliğimiz var arkadaşlar. Şimdi dik kenarların karelerinin toplama hipotenüsün karesine eşittir. Peki bu alfa 90 derece olduğu zaman geçerli. Alfamız 90 dereceden küçük olursa ne olur? O zaman a kare de küçük olacak. b kare artı c kare. Büyük olursa da 90'dan büyük olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gizli açılarımız var. Mesela nerede gizli açı? Neresi 90? Neresi 90? Değil değil mi? Mesela açı ortaylar verdiği zaman arkadaşlar şu açıyı bulabilmek için 90 artı a bölü 2 diyorduk. 90 artı a bölü 2. Yani bu açının burada biz geniş açı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Aşağı yönlü olursa arkadaşlar yine açı ortayların kesim noktası ise şurasını nasıl buluyorduk? 90 eksi a bölü 2 idi o da. 90 eksi a bölü 2. O zaman bu açı ne oldu arkadaşlar? Dar açı oldu değil mi? Dar açı oldu. Şimdi i̇şte bir ikizkenar üçgen verdiği zaman arkadaşlar ikizkenar üçgen verdiği zaman bir dikkat ediyorduk. 90 ile alfayı topladığım zaman 90 artı alfa yani şu açının da ne olduğunu gördük. Geniş açı olduğunu gördük arkadaşlar. Geniş açı olduğunu gördük. Şu şekilde verebiliyor arkadaşlar bazen. Mesela şurayı 90 derece vermiş. Şu açı ne olur o zaman? Şu ikisinin toplamı olduğu için geniş açı olabilir. Değil mi? Buna göre sorulara da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet kenarları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Üçgen iç açıları toplamı 180 olduğu için A'mıza ne kaldı arkadaşlar? 70 derece kaldı. En büyük açı ne? 80. Karşısındaki C kenarı ne olacak? En büyük. İkincisi 70'in karşısı A. Üçüncüsü ne olacak arkadaşlar? B. Büyükten küçüğe doğru C, A, B oldu. Evet arkadaşlar en uzun kenar nedir diye soruyor. Şimdi burada ok yöntemini kullanalım arkadaşlar. Bu iki kenarı da 93'ten büyük olamaz. Çünkü geniş açı olduğu için buradaki üçgen için E, B ne oldu? En uzun kenar oldu arkadaşlar. Şimdi bu üçgende arkadaşlar bakalım 60, 20 daha 80, 86. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 94 kaldı. Burada da en büyük kenar burası mı? Evet şu iki üçgeni at gitsin diyorum arkadaşlar. En büyük kenarlarını buldum. Şimdi tek üçgene düşürdüm. O zaman burası 95 geniş açı olduğu için en uzun kenarımız ne olacak? C olacak. AB 12 AC 14 demiş. Üçgenin çevresinin en küçük tam sayı değeri nedir diye soruyor arkadaşlar. X'i bulabilmek için bir toplama bir çıkartma yapıyorduk. 14 artı 12 14 eksi 12 14'ten 12 çıkarsa arkadaşlar 2 ile x'imiz 26 arasında olacakmış. Üçgenin çevresinin en küçük tam sayı dediği için x'i alalım arkadaşlar? 3 alalım. Topladığımız zaman 12 3 tane yapar. 15. 14 de toplayın. 29 yapar çevremizin en küçük tam sayı değeri. Evet arkadaşlar. X'in en küçük tam sayı değeri nedir demiş. Evet 13'ü ortaya alırsam bir toplama bir çıkartma yapıyorum. 4 x ile 3 x'i topladığım zaman 7 x. Burayı topladığım zaman eksi 1. Çıkartma yaparsak 4 x'ten 3 x çıkarsa 1 x. Eksi 3 eksi 2'den eksi 5 olur arkadaşlar. Denklemi ikili ikili yapalım arkadaşlar. Bunu bu tarafa atarsak x'imiz 18'den ne olacakmış? Küçük. Bu işlemi yaparsak 14 küçük 7 x 7 7 14 x'imiz 2'den de ne olacakmış? Büyük. 2'den büyük x'in en küçük tam sayı değeri nedir diyor arkadaşlar. 3 verebilir miyiz? Şuraya da bakalım negatif olmaması lazım. 3 kere 4 12 3 çıktı 9 negatif değil o zaman x.